Merhabalar, merhabalar. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin bu akşam çok güzel, çok tatlı bir konuğu var. Hem Kanal 7 televizyonunun gerçekten çok sevilen, çok sevilen sunucusu. Ama onun dışında da yaptığı müzikle gönülleri fetheden çok değerli bir müzisyen. Kürşat Biçici biraz sonra bizimle olacak. Çünkü çekimden geliyordu ve koştura 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 yetişti, yetişti. Hadi Kürşat, gönder bakalım. Sayın Melahat Hocam burada. Geçen haftaki konuğum burada. Şahane. Haydi bakalım. Kürşat geliyor şimdi. Güzel bir sohbet olacak. Çünkü hepimiz... Ah Kürşat selam canım. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Koştur, O anda koştur. Koştur, tamam. Yetiştim. Ya çekimdeydik. Pandemiden dolayı çok şehir dışına çıkamıyoruz ya. Biz de işte Çatalca, Silivri, Şile, İstanbul'un arka bahçelerini çekiyoruz. ay çok Ondan güzel. sonra anam yani böyle ben Allah'ım nasıl yetişeceğiz falan derken çok şükür Allah'a yetiştik. En son hangi duraktan geliyorsun şimdi? En son hangi yerden geliyorsun? Şimdi Çatalca'da dün şeydeydik, Yalıköy tarafındaydık. Evet. Bugün de Nakkaşköy diye bir yer var. Ta Osmanlı zamanında işte Osmanlı'nın nakkaşlarını yapan bir köymüş. Orası onun oyunluymuş. Oralara gittik, oraları çektik. Böyle ben koşa koşa tamam hemen arabadan atladım. Geldim Yok. ama yetiştim. Süper görünüyorsun. Gayet iyisin. Ya Tamam. valla tipime bile bakmadım. Herkesten özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Ya bir saçını tarar değil mi insan bir şey yapar. Hiçbir Bak şey yapmadım. şöyle bir yap bakayım bir. Şöyle. Şöyle bir yapayım şöyle. Ha, Ha şey şöyle. elinde mi duruyor telefon? Elimde duruyor. Elimde duruyor. Allah'ım ya Rabbim koy bir yere ya. Bir saat Zaten elinde nasıl duracak? ya zaten kara kuru bir adamım. Çok da bir şey yapmaya gerek yok ya. Çok da yani Bak. zaten mal da ortada. Çok fazla kasma da işim Malzeme var. burada diyorsun. Ya Kürşat abi nerede biz oradayız diyorlar ya. Ay sağ olsunlar. Allah eksik. Vallahi billahi çok güzel. Ya sen ne güzel işler yapıyorsun var ya. Yani kontrol şöyle ben birkaç bak kim bu prens diyor Melahat Dönmez hocam görüyor Aa, musun? hocam, canım hocam. Çok kıymetli. Hepiniz ayrı ayrı kıymetli insan. İyi ki varsınız. Kürşat, bir derin nefes al bakalım başlayalım hafiften. Oh. Hoş Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim. gezelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön Dön dolaş dolaş yine yine. bana gel. Salına da salına da gel. Haydi Haydi. yavrum dön dolaş yine bana gel. Salana salına geldim vallahi. İyi ettin, ne iyi ettin. Ben de çok mutluyum çünkü ilk defa böyle seninle toplantı harici konuşacağız. Evet. Çünkü sevgili Kürşat yönetim kurulu üyemiz. Ondan sonra ve çok güzel çalışmaları var. Tabii biz yönetim kuruluna geliyoruz. Bir saat veriyorlar. O saatte başlıyoruz. Bıdı konuşuyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor, söylüyor. Hadi güle güle bay bay. Ondan sonra acele acele herkes evine gidiyor. Evet. Ya da işine gidiyor ve sonuçta hiç böyle birbirimizle doğru dürüst konuşamadan, birbirimizle tam anlamıyla tanışamadan yani vakit gelip geçiyor. Bari bu fırsat Kürşat Biçici kim kardeşim? Bir Aynen. tanıyalım. Kim bu Kürşat? Yani sen kimsin yahu? Kimsin? Sen kimsin Nereden Kürşat? geldin bizim yanımıza? Ya her şeyden önce şu samimiyetin, samimi tavırların seni yıldız yapıyor güzel arkadaşım. Çünkü samimiyet çok şey getirir gerisinde. Dürüst olmak, göründüğü gibi olmak, insanları toplar böyle hop her şeyi. Çok güzel bir şeydir. Kürşat, sen Nevşehir'de mi doğdun? Nerede doğdun Ben bakayım? Ankara'da doğdum. Aslen Ankara'da. Angaralısın. Aslen Nevşehirliyim tabii. Memleketim Nevşehir. Ankara'da doğdum. Orada büyüdüm. Sonra tekrar Nevşehir'e gittim. Orada okudum. Ondan sonra İTÜ Konservatuarı kazandım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni. İstanbul'a geldim 94'te. Ondan sonra da okuldu. Yüksek lisansı bitti. Devam etti. Sonra kaldık burada. İTÜ'de hangi dersi okudun? Konservatuar Halk Oyunları bölümündeydim ben. Aynı zamanda da
solistiydim ama aynı zamanda. Hem oynamak hem söylemek avantajdı tabii benim için. İşte okulun konserlerine Japonya'ya gidiyorduk. İşte konserlerine sürekli solist olarak gidiyordum. Ondan sonra da bir vokalistlik geçişi başladı. Ondan sonra okurken işte rahmetli Müslüm Gürses'e, ondan sonra ne bileyim birçok sanatçı işte İbrahim Erkal'la çalıştık, Ömer'le çalıştık. Birçok sanatçıyla hem albümlerde yapıyordum vokalist, yani profesyonel olarak albüm kayıt yapıyordum. Çok güzel. Aynen. Ondan sonra da işte sahnede devam etti. Sonra işte ilk albümüm Leyla'ydı. Leyla ile çıkış yaptık. Öyle Dur, devam oraya etti. geçme. Oraya geçme. Bir şey soracağım. Sen böyle en güzel hangi oyunu oynarsın? Hani böyle halk oyunu. Yani ben Budur. hepsini oynarım ya. Yani işte Kafkas İç Azeri. Anadolu mu? Asıl memleketim tabii İç Anadolu ama İç Anadolu'nun Bozdaklarını güzel söylerim. Okulda zaten Bozdak Kürşat'tı benim. Kürşat vardı. Bana Bozdak, Bozlak aynen işte Bozdak Kürşat falan. Hangi Kürşat Bozdak? Sürekli bir bozalama durumu vardı bende. Aman kalktı göçer dedi şarinleri falan. Böyle bana böyle sürekli bozalayan, çünkü bizim Bozdak çığırmak, haykırmak anlamındadır. Dolayısıyla da o adımız öyle kalmıştı okuldayken. Sonra o şimdi asker sinema filminde de oynamıştım. İşte Özcan Deniz, Yavuz Güngör o filmde de Bozdak Kürşat'tı adım zaten. Bozdak'tı. Lakabım da orada. Orada da Kurtulamadın yani. evet, sayılır. Bozlak. Evet. Ama bozlak söylemek çok zor bir şey ya. Doğru, Bana doğru. zor geliyor. Ya şöyle, Çünkü yorumlamaya dayalı. biz Ondan orada sonra yani o yörede doğmak lazım. Değil mi? aynen. Bence öyle bir şey. Ya oradaki acıyı, oradaki şeyi yani oradaki o yanıklığı hissetmek lazım ki o bozla böyle yürekten bangır bangır söyleyebilesin. Öyle değil mi? Tabii canım. Mesela ya işte dedim ya, bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler buna çok müsait olduğu için o bölgede, İç Anadolu'da yani bir hadi bir şey söyle diyen böyle bozlakla başlıyor yani direkt. Dolayısıyla hep kulakta kalıyor küçüklükten. Ondan sonra öyle de devam ediyor. Yani o kulağa oturmasıyla alakalı bir şey yani. Aman aman aman. Yok Aman yok. aman aman. Ya yapamayacağım. Çok zor. Yani ben o bozlakları şeylerin Portekizlilerin fadosuna falan benzetiyorum. Zaten ben Çünkü ha. çok özür dilerim. Yüksek lisanstaki benim aslında bitirme ödevim şey yapıyordum ben. Flamenco'yla, yani İspanyolların Flamenco'su ile Bozdakların benzeşmesi diye bir şey yapıyordum aslında. Çünkü onda da İspanyollar da biliyorsun öyle aynı şekilde çok benzer aslında. Tabii tabii tabii. Böyle bir şey yapıyordum. Ondan sonra tabii öğrenciyiz falan. İşte İspanya'ya gidemediğiniz için konuyu değiştirdik acilen ondan sonra. Hocam diyor ki zaten İspanyol artisti gibi diyor. Ay. Melahat hocam. O kendi güzelliği. Hocamın kendi güzelliği. Sağ olun. Üstelik bak hocam da Melahat hocam da halk oyunu oynamış. Ne haber? Yani Aa. Hocam var ya hocam, 10 parmağında 10 marifet derler ya yani. Helal olsun vallahi. Yapar. Yapar maşallah. şimdi sen tabii köyden yani köyden gelmiş olmak, köy kökenli Tabii. olmakla hakikaten gurur duyan bir insansın. Aynen. Neden? Yani herkese hitap edebiliyorsun. Sanıyorum bu yaptığın televizyon programında da senin başarın oradan geliyor. Ya bakıyorum bakıyorum hep kadınlara sarılıyorsun böyle teyzelere falan. Canım canım canım. Ne oluyor öyle? Söyle bakayım ne oluyor? Ya şöyle, şimdi köyde büyüdüm ya ben. Köyde de büyüdüğümüz için biz babaanneyle tabii büyüdük. Sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimizin. Nur içinde yatsın. Amin. Evet. Dolayısıyla o hepsi babaannemin arkadaşı gibi geliyor onların bana. Yani hepsi böyle aynı insanlar. Babaanne tabii. Aynen. Dolayısıyla onlara sarılır gibi sarılıyorum. Hakikaten çok kalpten sarılıyorum. Korona beni çok kötü vurdu. Kimseye sarılamıyorum. Beni korona bitirdi. Beni de bitirdi. Sus sorma. Koronadan dolayı sarılamıyoruz tabii teyze. İşin şakası bir tarafa. Dolayısıyla yani o sıcaklık, samimiyet sizden gördükleri zaman aynısını zaten gösteriyorlar. Biz hamdolsun 8 sene oldu bu programa devam edeli. Gündüz gece Kanal Kaç 7'de. program? Kaç program oldu? Biliyor musun? Kaç program? 8 Sekiz. senede işte her hafta Haftada bir. 50, 100, 150, 200, 300, 350, 350, 400 küsür falan. Baksana sayıyorum. Maş. 50, 200, Maş. Maşallah yani inşallah daha da çok çok 8 seneler devam etsin. Mesela bir bazı programlar var 21 sene efendime söyleyeyim 30 sene falan devam eden programlar var. Ama babadan geliyor herhalde senin bunlara. aynen tabii. Baba
Ankara radyo sanatçısıydı. Tayfun Cuma Bitici. O da radyo sanatçısıydı. Radyoda söylüyordu. Hı-hı. Oradan duyduk zaten aslında. İlk türküleri oradan başladık. Sonra dedim benim bir hayatım biraz değişik. Ya. Ankara'daydım. Bak. Ankara'da ilkokulu işte bayağı şeyde kolejde falan okurken ortaokulda ilkokul biterken top köy okuluna gittim yani. Bir anne babanın bir ayrılma durumu oldu o zaman. Küçüktüm. Hmm. Dolayısıyla ben bir anda köye gittim ama şer görünen de hayır var. İyi ki gitmişim diyorum. İşte anne köye gitti o zaman değil mi? Yok. Ben ikisiyle de olmadı. Ben direkt babaannenin yanına gittim. Yani. Baba. ben dedim gitmiyorum. İkinizin yanında da kalmıyorum. Ben babaannemi çok seviyorum. Anneannemi de çok seviyorum. Allah razı olsun. Bunlar ben zaten... de severdim babaannemi. Nur içinde yatsınlar. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bak babaanne yani büyüklü evde büyüyen çocuklar hem büyüklere daha saygılı oluyorlar hem algıları daha açık oluyor. Niye biliyor musun? Çünkü gözleri kulakları açık. Babaanne onlara evet. Her şeyi öğretiyor. Kesinlikle. Duayı da öğretiyor. Abi, doğayı da öğretiyor. Aynen öyle. Aynen yani öyle. Senin sen gidip tavuklara senin yem vermen bile bir tür eğitim. Tabii. Her sabah uyandığımda babaannem mesela inek sağmaya giderdi. Ben ondan her sabah para isterdim mesela okula giderken. İşte babaanne ben gidiyorum falan. O da çok akıllı. Para vermesin diye her sabah hadi kurban olurum. Allah yolunu açık etsin. Babaanne gidiyorum ben diyorum tamam mı? Ondan sonra. Para lazım. Tabii. Hadi oğlum hadi kurban olurum. Hadi Allah yolunu açık etsin. Tamam mı? Şimdi her sefer. Kız babaanne gidiyorum bana para lazım para versin. Bıktım senden deyip buradan. Burası kasa biliyorsun. Babaannelerin kasa. Anneannelerin genelde şu kızın. Şuradan beşte çıkardı ama her sabah bu muhabbet olur tamam mı? Yani babaanne ertesi sabah yine gidiyorum. Babaannem ben gidiyorum okula falan. Hadi oğlum hadi kurban olurum. Allah yolunu açık etsin. Tabii biliyor ama bilmez mi? Para istediğimi biliyor. Yani tutumluluğu da vermediğinden değil. Aslında hayatı öğretiyorlar. Yani sonuçta gene çıkarıp veriyordu ama öyle bir durum vardı. Onlarla büyüdük. İyi ki de büyümüşüm. İşte dediğim gibi elma demeyi de öğreniyorsun, alma demeyi de öğreniyorsun. O gün şer gibi görünen bugün televizyon programına yansıyor. Aman ne örüyorum, kurban olurum, kadın alırım diye program yapıyorsun. Yani ve onların dilinden konuşabiliyorsun. Çünkü benim dilim yani o. Kesinlikle. Yani burada da geldik, üniversiteyi okuduk, işte konservatuvar okuduk, yüksek lisans yaptık falan filan. Ama bak nasıl kibar konuşuyorsun. Bak şimdi şu... Tezleri görünce bir anda ben kör moduna giriyorum. Kendi aslım o. Tamam mı? Aslım o yani. O moda giriyorum. Çok da seviyorum. Yani hepimizin özü aslı köydür, körlüdür yani. Dolayısıyla onlar gibi olmayı da seviyorum. Ama ne güzel. Hayat güzel ya Allah'a çok şükür. Yani Kürşat bugün... abicim Kemal Paşa Mahallesi'nde çekim yapmıştık. Ne günlerdi demiş Emre Ercanoğlu. Doğrudur. Vallahi biz çok şimdi bana mesela şey oluyor. O kadar çok mesaj geliyor ki böyle pıt 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 pıt. Çekim yaptığımız köylerde kim varsa telefonumu veririm ben tamam mı Zeliha? Ondan sonra alo efendim ararlar şimdi ben de hatırlamıyorum tamam mı böyle. Tanıdın mı beni? Tanımadım diye. Mıdır Mustafa. Mıdır Mustafa kim diyor tamam mı işte Milas'ın bir köyünden mi Kayseri'nin bir köyünden mi? Ama hepsinde numaram vardır. Bu işin güzel tarafı her şehirde bir dostun oluyor bir kere yani. Bir kapın oluyor her şehirde. Ben şimdi istediğim şehre gidip orada ikamet edebilirim. Orada dostlarım var. Ya da Allah kimseye muhtaç etmesin ama bir isteğin olduğunda da hemen yollarlar işte. İşte şey istersin, ekmek istersin, yemek istersin, atıyorum şey peynir istersin, tulum istersin. Dolayısıyla böyle güzel bir şey Allah nasip et. Aç kalmam diyorsun. Ben aç kalmam, açık konuşuyorum. Bak mesela geçen hafta konuğumuz vardı Mustafa Aka Aksaray'dan. Ondan sonra bak o da bizim için Aksaray'da bir sigara savaşçısı mesela. Çok güzel bir sohbet olmuştu. Şimdi bugün bizi izliyor sağ olsun. O da Aksaray'a da buradan selamlar, sevgiler gönderelim vallahi bile. O zaman sen en çok İç Anadolu türküsü söylüyorsun. Yani ben hep söylüyorum ama en çok hissettiğim... Bu arada tişörtüm görünüyor musun? Süpermen'im bak. Evet. O böyle bir tane teyze bir tane şey. Süpermen değil mi kız o? Hayır. Bozlak Kürşat. Hayır Bozlak Kürşat. Bozlak Men. Bozlak Men. Kesinlikle. Hepsini seviyorum türkülerin. Ama asıl İç Anadolu o bozlakları, o barakları, o uzun havaları daha çok seviyorum yani. Enstrüman çalıyor musun?
Çalıyorum, bağlama çalıyorum. Yani hepsinden biraz biraz çalıyorum. Yani böyle elini aldığın zaman bağlamayla vurulup bir program yapabilirsin. Mi? Yani yaparım ama şöyle bir şey var ya, ben çalarken çok söyleyemiyorum onu. Yani bazıları ustadır. Ben o kadar usta değilim ya. Yani. Çalıyorum ama hem çalıp hem söylediğim zaman istediğim nameleri yapamıyorum. Bir kaçıyor oradan. Bazı sakız çiğnerken yürüyemiyormuş ya bir tane. Bir Amerikalı bir. Onun gibi diyorsun. Benim onun gibi. Benim çalarken söylerken bir dolaşıyor böyle bir. Ay Allah. Oluyor. Haklısın, haklısın. Ama şimdi artık Nişantaşı çocuğusun, değil mi? Sen nerede oturuyorsun? Yok, Nişantaşı'ndan ayrıldık. Orada oturuyorum. Dur şimdi beni sen bu köy. Gır Bir geçiyorum. dakika. Yani köyden çıkıp nereye? Bak şimdi, nereye gidiyorsun? Gel buraya, çabuk gel. Baktım patlıyor. Yani Tamam. Nişantaşı çocuğu değilim de orada oturdum ama. Şimdi konservatuar bizi yakındı. Osman Bey Rumeli Caddesi'nin bitiminde. Orada 18 sene oturdum. Ama şimdi ben tabii taşındım Bahçeşehir'e evlendikten sonra. Bir tane oğlum var, Muhammed Emir. 5 yaşında evlendim. Allah bağışlasın. Evladım inşallah. Ondan sonra Bahçeşehir'e taşındık. Burası daha müstakil. Burada da geldim, gelir gelmez tavuk aldım. Bilmem ne yaptım. Komşular böyle bir ilk başta tavuk mu aldın falan. Şimdi ben şimdi köy hayatını seviyorum ya. Onu da baktım, diğer komşularda da var. Sorun yok. Öyle geçti yani. Sonra tabii Bak askerlik arkadaşın Emin Çater, Çater, Çater. çok selam. Ankara Mamak'ta askerlik. Bütün Evet. kirli çamaşırların dökülüyor burada. Hep Teker dökülecek. teker hepsi. Ya bak sana bir şey anlatayım. Benim kızım bir tane civciv aldı, tamam mı? Şimdi tabii şehir insanı alışık değil şeye, ne o tavuklara, civcivlere falan. Şimdi civcivi bir kutuya koyduk, salona koyduk. Nerede besleyeceğiz yani? Tabii. Biz balkon yok, bir numara yok. Salona koyduk. Salonda şöyle bir ses. Biç 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 biç. Hiç durmuyor ama. Biç 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 biç. Ya gece biç biç, gündüz biç biç, öğlen biç biç, akşam, ama hiç çenesi durmuyor. Bu arada çok hızlı büyüdü. Büyüyor yani. Büyüdükçe Aha. sesi de büyüdü. Gut 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 gut. Hiç sesi durmuyor. Ya Rabbim, şimdi bizimki de deli gibi seviyor onu. Ne yapacağız? Yani ayrılamıyor ama bunun bir çenesi kapansa, dursa, başka bir yere koysak, hayır. Kız koydurmuyor da, illa salonda duracak baş köşede. Ondan sonra bir gün aşağıdaki kapıcıya verdim. Dedim ki bunu ne yaparsan yap sana veriyorum. Ben artık bu sesi duymak istemiyorum. Yeter. Biç 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 biç. Pilav üstü getirmedi değil mi size? Pilav üstü falan mı? Hayır. Kıza da dedik ki kapı açık kalmış, senin biç biç kaçmış diye. Ondan sonra böyle bir tavukla geçen bir maceram var yani. Ama hepsi bu kadar. Başka yok. Sen o zaman hepsini bilirsin. Tavuk nasıl beslenir? Efendime söyleyeyim, hayvanlar nasıl süt sağlar? Hı? Sesin kesildi. Bir daha girsene yeniden. Yeniden gir. Kapat, bir daha istek gönder. Sesin tamamen kesildi. Evet. Bakayım. Konuş. Yok. Evet, Kürşat Biçici'yle beraberiz. Şimdi tekrar girecek. Çünkü bir ses problemimiz oldu aniden. Ama şimdi gelir. Çok çok güzel. Bu arada Kürşat, bakayım. Evet, geldi. Kürşat. Geldi. Geldi. Çok güzel. Nallıhan'dan sevgiler diyorsunuz. Gerçekten Kürşat çok tatlı, çok şeker. Şimdi daha iyi. Çok teşekkür Geldi. ederim. Gene kesiliyor sesin. Allah Allah. Şu an kesiliyor mu? Heh. Dur bakayım, konuş. Var mı sesim şu Tamam, anda? gayet iyi. Muazzam bir sesi var diyorlar. Sana Nallıhan'dan selam söylüyorlar arkadaşım. Çok selamlar. Bir de şunu anlat bakalım. Sen nasıl oldu da artist oldun ya? Neredesin Firuze falan, çok müthiş bir kült bir Evet. film bana göre. O şimdi asker de öyle ama şu Neredesin Firuze bir ömür yani. Ne oldu? Nasıl, seni nasıl seçtiler? Ya Seçmelere mi girdin? Yoksa hani yok, öyle bir karakter mi gerekiyordu? Ne oynadın orada? Ne yaptın? orada zaten birçok sanatçının küçük rolleri vardı. Bizde Ercan Saatçi, benim prodüktörüm oydu sağ olsun. Ercan Saatçi ve Abdullah Oğuz.
Ercan abinin de vesilesiyle şeyle tanıştım. Ezel Akay'la orada oturup bana dedi ki şimdi o kapanını biliyoruz, anıları biliyoruz falan, hikayeleri biliyoruz. Ondan sonra bir an anlatmaya başladım. Ya dedi ben seni dedi, filler dedi asla unutmaz dedi. Oynar mısın filmde? Dedim oynatırsan oynarım yani olur. Ya Güzel, güzel. dedim bilmem bir düşünsen mi acaba falan filan böyle. Ondan sonra sonra o filmde oynadık. Sonra o şimdi askerde dediğim gibi. Orada şeyi okudum. Aşk her şeyi affeder mi var? Rusçu işte her şeyi affeder mi dersin zamanla geçen. Ben onu direkt tabii minibüsçü moduyla işte arkada Haluk Bilgin falan oturken. Okusana be. Aşk Bir her oku bakayım. şeyi affeder mi zamanla geçer mi? Güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi? Böyle tamamen arabesk havasında. Abi direkt Çok şeker. Direkt damara bağlamışsın. Donup 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 durdu. Allah Allah. Eyvah eyvah. Nazar değdi bize. Vallahi nazar değdi. Bir daha gireceksin. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir daha gir. Tekrar kapat gir. Hadi. O kadar çok şarkı istiyorlar ki o yüzden bugün böyle. Tekrar kapat gir. Kapat gir. Tamam. Bugün böyle oldu. Ama şimdi tekrar girer. Bağlanırız. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nde gerçekten çok ciddi çalışmaları var. Ve biz de ona minnettarız gerçekten. İnşallah bakalım. Bazen böyle oluyor. Evet. Şimdi gelir. Diyorlar ki Mohikan imajın çok güzel olmuş. Ya evet, aslında kendinden oldu. Koronada evde oturuyoruz. Koronada kuaföre gidemedik ya. Benim böyle bir uzamaya başladı. Eşim de dedi ki ya yapıştı sanki falan. Hanım deyince de başımızın üstüne zaten. Onu da ya dedim biraz uzatalım böyle. Biraz değişiklik olsun. Sonra benim de hoşuma gitti. Ondan sonra böyle kaldı. Zaten daha dedim bir daha ne zaman uzatacağız? Uzatalım saçımızı. Biraz böyle değişiklik olsun. Böyle Çok uzattık. yakışmış. Hakikaten çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ben birkaç tane programını izledim seni. Aha. Ondan sonra sürekli yiyordun. Ya şöyle, hayır yemiyorum. Bak herkes bana bunu söylüyor. Yiyorsun. Hayır. Vallahi bak kişi doğru. Öyle. Yok, hayır asla. Bizim programın özelliği 8 senedir de devam eden bir program. Çok şükür Allah'a. Daha bir gün bile programda ağzımıza bir şey atmış değiliz. Yemiyoruz. Neden? Çünkü programın formatı bu. Gösteriyoruz, çekiyoruz, gösteriyoruz. Afiyet olsun diyoruz, gösteriyoruz. Sonra kamera kapanınca onu anlatmayayım orada ne yaptığımız. O zaman yiyoruz. Yumuluyoruz diyorlar. Aynı. Ama canı isteyen olur, hamilesi olur, olmayan olur diye biz yemeyelim dedik. Tamam zaten yeteri kadar yeniyordu. Bizim dedik farkımız bu olsun. Ve hakikaten yemedik ya. Oturup şöyle işte biz de isteriz butları bir sıyıralım falan ama öyle bir şey yok yani. Ama beni kim görse tabii programların, bu tarz programların formu olduğu için normalde Aa. yani direkt sen de iyi yiyorsun ha falan diyorlar bana. Yani ama yemiyoruz. Sadece çekiyoruz, gösteriyoruz. Sonra ikram edilirse tabii ki yiyoruz yani ama programda yemiyoruz yani. Peki bu kadar hani hakikaten yer dolaşıyorsun, türlü çeşit yemekler yiyorsun. Kilo problemin yok senin. Nasıl başa çıkıyorsun? İşte ben orada yiyorum, burada yemiyorum. İstanbul'da yemiyorum. Çünkü Ya o karın seni boşayacak başka oğlum. türlü baş edemem. Olmaz öyle. Karın yemekler, güzel yemekler yapıyordur. Ah kocam geldi diye. Ama sen yemiyorum diyorsun. Allah korusun ya. İnşallah olmaz. Allah uzun uzun yaşam versin. Ya yap Anladım. yiyorum da hani o Uzun kadar çok uzun fazla birlikte yemiyorum. yaşam versin inşallah. Benimki tabii ki Latife. Çünkü dışarıda genelde ne oluyor? Yani o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki. Evet, şimdi geliyor dostumuz. Tekrar girecek Kürşat.
Bugün böyle kesile kesile gidiyoruz ama olsun. Biraz da şey soralım ona. Gittiği yerlerdeki ilişkileri nasıl kuruyor? Birden küt diye mi gidiyor? Neler oluyor? Neler bitiyor? Şimdi bakalım gelsin, onu soralım. Bir ajans mı yapıyor bu işi onun yerine? Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ne nasıl girmiş? Ne olmuş? Bir soralım onları. Sigarayla ilişkisini soralım. Gittiğim Kürşat. yerlerde ilişkileri şöyle anlatayım. Ben dinliyormuşum sizi her gizli. Gördüm onu. Hadi anlat. Bak, şimdi bak sana sordum. Şimdi şöyle aslında ben sağ olsun. Kütlüğe gitmiyorsun tabii. Haberli gidiyorsun. Yok, ben aslında hiçbir şeye karışmıyorum. Allah'a çok şükür çok şanslıyım. Zeynep Tor var yönetmenimiz sağ olsun. Ablamdır yani. Biz 8 senedir onunla anne oğul gibi olduk. Yani oğluyla o kadar İyi belki güzel. ancak geziyoruz. Bütün kameraman arkadaşları falan hep beraber sağ olsunlar. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Kürşat diyorlar işte giriyoruz. Selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz falan. Direkt hiç kimseyi tanımıyorum. Hiç kimseyle bir diyalogum yok. Tamamen onlar belediyeyle ya da valilikle ya da muhtarlarla görüşüp kimler var burada, işte yemek yapabilecek kimler var ya da organik ürün yetiştiren kimler. Sadece yemek değil çünkü bizde hepsi var. Yani yöreyle alakalı ne varsa onların hepsini. Tabii. Dolayısıyla kimseyi tanımıyorum ya da daha önce bir görüşmüşlüğüm olmuyor. Yani direkt dalıyorum. Onlar da bir şaşırıyorlar başta böyle. Sonuçta insanların evine konuk oluyorsunuz. Evinin salonuna giriyorsunuz. Mutfağına giriyorsunuz. Sonra hemen bir sinerji, bir enerji oluşuyor aramızda. Ne Böyle. güzel. Ben seni bir de gittiğin yerlerde atık toplarken de görüyorum. Hoşuma gitti. Aynen. Dolayısıyla çevreye gösterdiğin özen için çok teşekkür ederim. İzmarit topluyorsun, atık topluyorsun. Bunlar o kadar önemli ki gördüklerini yapıyor çünkü insanlar. Çünkü neyin atılıp neyin atılmadığı ile ilgili aslında kırsal bölgeler hiçbir şeyi atmıyorlar. Her şeyi değerlendiriyorlar. Ve pırıl pırıl yani. Yemekten Evet. arta kalan işte hayvanlara yem oluyor, ondan kalan gübre oluyor. Efendime söyleyeyim bir plastikler tekrar tekrar kullanılıyor, su kabı oluyor, bir şey kabı oluyor. Yani kırsal bölge hiçbir şey atmıyor. Atan kısım tabii büyük şehirler. Peki bak dondun gene. Neyse dur bakalım. O zaman dondun şimdi gene ara sıra donuyorsun. Söyle, konuş. Hocam bir türkü istiyor yine bir hal oldu diye. Tamam tekrar. Bir türkü varmış onu istiyor. Evet çok güzel hakikaten. Bakalım. Gelsin Kürşat. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfasındasınız. Kürşat'la beraberiz. Kürşat, sen demişsin ki ben ülkelerin Madonna'sı olmak yerine Anadolu'da dur bir dakika. Köylerin nesi? Nesi? Köylerin nesi olayım diyorsun? Karaoğlan. Köylerin starı Karaoğlan olurum diyorsun. Ya şöyle o zaman böyle Ne bir güzel. Madonna muhabbeti vardı. Çok dönüyordu o röportajımda. Ondan sonra işte Madonna işte çok star falan işte o bir röportajında böyle saçma bir cevap vermişti işte. Demişti ki ne istersiniz bu dünyada? O da demişti ki işte Tanrı kadar meşhur olmak isterim. Herkes bilsin demişti. Böyle bir şey artık. Çünkü bu bir güç yani. Bu Tabii. o acayip bir şey. Bu doyumsuzluk bir şey. Dolayısıyla ben dedim ki aman Allah korusun ya bizim ne işimiz var öyle şöyle dedim. Köylerde sevsinler yeter dedim. Sonra bu program başladı işte. Her duaların kabul olduğu saatler dakikalar varmış. Denk geldi galiba. Sonra bu Evet. program başladı. Yani benim için hakikaten ben milletimi hakikaten çok seviyorum. Yani dolayısıyla köylerde ben bayağı köylerde şeyiz zaten canım. Orada bayağı biz iyi kar, seviliyordunuz yani çok şükür Ne Allah'a. güzel, ne güzel, ne güzel. Yani o da yetiyor çok şükür Allah'a. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani onların o candan sevgisine hiçbir şey değişmem ben. Hakikaten. O kadar taburdan, buradan, yürekten, Ha, kalpten. diyorum ya bizim oralarda seni seviyorum denmez. Bizim oralarda kurban olurum derler. Kurban olurum. Ne güzel. Evet. Ne güzelsin.
Peki bu sigara ile olan ilgin nasıl başladı? Daha doğrusu sigaraya karşı duruş geliştirmeye neden başladın? Neler oldu? Seni böyle hani etrafında hasta olan biri mi oldu? Ne etkiledi? Neden hani sigara ile ilgili bir çalışma yapmaya karar verdin? Ne oldu? Ne oldu? Yine Olsun. Ben de sana kurban olurum diyorlar. Neler diyorlar bir bilsen. Adamsın diyorlar. Hadi bakalım bir kez daha. Heh. Giriyorsun yani bulunduğun yer itibariyle herhalde. Kürşat. Böyle girip çıkıp duracağız. Olsun varsın. Bu arada babaannesinin adını da merak ettim. Şimdi öğreniriz. Bakalım. Gelsin. Geliyor. Ben yer değiştirmeye başladım şöyle. Evet, neresi uygunsa orada. Yani Bakalım. aslında şöyle durayım yani şurada dursun bari. Tamam. Açık Yani havada belki yani şeye aslında yakın. her yerde çekiyor ama burada bugün bir problem var anlayamadığım bir şey. Olabilir. Olabilir. Yani sigaraya aslında ben başta tabii zararlı hep biliyorduk ama maalesef bir İçtin cahil. mi hiç? Tabii tabii ben bayağı içtim yani. Ben de Ma içtim. Allah. Yani içtim ve tabii kötü bir şey olduğunu bile bile içmek daha rahatsız edici. Bir de ses sanatçısınız yani şarkı söylüyorsunuz. Bu daha ayıp oluyor. Çevreye de ayıp oluyor. İçiyorum, sonra bırakıyorum. Sonra dayanamıyorum. Bir daha bırakıyorum. Sonra tekrar başlıyorum falan. Bir de böyle bir durum var. Yani bıraktım demekle de olmuyor maalesef. Sonra işte artık dedik tamamen keselim. Bıraktık Allah'a şükür. Ne oldu? Sesinde problem falan mı oldu? Ne Yok oldu? Allah. Hiçbir problem olmadı bugüne kadar ama yani rahatsız oluyorum. Yani Allah'ın verdiği sese, tene, cana yani hakikaten haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum. Yani dolayısıyla bırakmak istedim. Bu anlamda ne yapabilirim diye düşünürken sizin gibi dostların vasıtasıyla işte sevgili Gül'le beraber çok kıymetli başkanımız Mustafa Bey'le beraber tanıştık. Ondan sonra da orada çok sıcak bir aile ortamı vardı zaten. Kendimize faydamız çok olmadı bu anlamda ama etrafa belki bir şeyler yapabiliriz Güzel. gibi yapabiliriz diye. En azından yani bir şeyler yapmak istiyordum. Yani artık hakikaten insanlar için bir şeyler yapmak çok güzel bir şey. Belki bir kişiye vesile olabiliriz diye düşünerekten girdik. Sağ olsun Mustafa Aydın başkanımız ve sizin gibi dostlarımız Melahat hocam, sen, Güner abi dostum sağ olsunlar. Onlar da bize hep yardımcı oldular. Programlara gidiyoruz işte. Yani karınca misali. Aslında yaptığım çok fazla bir şey yok ama belki bir programda bir türkü söyleyerek destek vermek. İşte belki kendi dostlarımla, beni sevenlerle işte bu konuda istişare etmek açısından girdik, devam ediyoruz. Ama senin kadar tabii aktif değiliz. Siz yıllardır uğraşıyorsunuz. Allah razı olsun. Tabii 10 sene oldu benim neredeyse ve hakikaten hem çok candan insanlar birlikte çalıştığımız insanlar hem de sigarayla öyle hani ağızdan olmuyor. Bir STK ile beraber yani arkanda birileriyle beraber çalıştığın zaman daha faydalı oluyorsun. Çünkü senin dokunmadığın bazı ya daha doğrusu dokunamadığın bazı yerleri onlar biliyor. Nasıl mücadele edileceğini onlar biliyor. Öğreniyorsun. Ve sen de uygulamaya başlıyorsun. Yani iki kişiye söylesen fena mı? Bak COVID, yani şey korona çarpar ha sigarayı bırakın falan. Yani bunlar aslında tam sigarayı bırakma zamanı şu anda biliyor musun? Aynen doğru Korona, söylüyorsun. korona yüzünden. Bak hocam diyor ki bak bir dakika dur ne diyor? Hocam diyor ki bir türkü istiyor. Doğum günüymüş yarın. Doğum günü için türkü istiyor. Gökhan Bostepe diyor ki Cumhurbaşkanlığı konserlerinde de olmanı isterim abi. İnşallah nasip olur diyor. Gazi Sağ Kosker 4 ay olsun. olmuş bırakalı. Ondan sonra çok güzel çok beğenerek izlediklerini söylüyorlar. Ah yalan dünya istiyorlar. Ondan sonra hocamızın doğum günü bak ona göre diyorlar. Bir sürü şey. Yalan dünyayı biraz söyle bari ya. Hadi azıcık. Bir sürü istek var aslında.
Şimdi şöyle söyleyeyim dostlar. Aslında çok kolay bir şey değil telefon mikrofonuna şarkı söylemek. Çünkü gördüğünüz gibi kesiliyor bir sanatçı. Tabii böyle böyle değil, daha böyle ciddi donanımla söylemeyi tercih eder ama belki bize azıcık nakaratını bile söylesen olur. Hadi hocamızın doğum günü için. Tamam. Dondun. Onu da duymuyoruz. Şimdi bize güzel bir türkü söyleyecek, bekliyoruz. Ne güzel bir şey. Köylerden insan, o köy insanlarıyla hakikaten besleniyor. Ruhu besleniyor. Çünkü onlardan öğrenecek çok şey var. Doğa ve insan davranışları konusunda hakikaten biz oralardan geldik. Üstad onlar. Farklı bakmak lazım. Bakalım. Evet, Kürşat. Gel, gel. Şimdi bir dakika. Tekrar alıyorum Kürşat'ı. Evet. Geliyor. Babaannenin adı ne? Nariye, Nariye. Nariye. Ne güzelmiş isim. Annemin adı da Narin. Aa, çok güzel. Şahane. Ay, çok güzel. Filmden sonra Narin'le Nariye diye inşallah. Ay. Bu arada bizi takip edenler lütfen Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfasını da takip etsinler. Çünkü Kürşat önümüzdeki hafta, bu hafta değil, önümüzdeki hafta Salı ve Perşembe günü konuklarıyla beraber sizinle olacak. Salı ve Perşembe mi? Evet. Ha, tamam. Nasıl? Sürprizim. Vallahi Kötü Salı. yerden yak. Salı ve Perşembe. Tamam inşallah. İnşallah İnşallah. tabii ki. Haftaya Kürşat hazırlıyor. Güzel konuklarıyla gelsin. Zaten şu anda varlığı bile çok renkli, çok güzel, çok şahane. Şu yalan dünyayı biraz mırıldan, yoksa hocam ikimizi de topa tutacak. Düzgün bir yer bulacak. Hakikaten bugün internette de bir sıkıntı var. Oğuz Bey, çok teşekkür ederiz. Ama şu Instagram sayfamızı da takip ederseniz çok ama çok seviniriz. Instagram sayfamızın biraz takipçiye ihtiyacı var. Evet Sevda, Kürşat abi programını severek izliyoruz. Bizi çok güldürüyorsun demişsin. Evet, Kürşat hem Ya güldürür hem sevindirir. Ha canım. bugün genel bir problem var yani. Aslında böyle olmuyor. Özür diliyorum. Olsun. Problem yok. Sıkıntı Ama yok. yani böyle. O zaman hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim o yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen ağladın canım, ben ise yandım, dünyayı gönlümce olacak sandın. Boş yere aldandım, boşuna kandım. Ben gidip ellere kalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ne yemek ne içmek, ne tadım kaldı, garip bülbül gibi
feryadım kaldı. Alamadım eyvah eyvah eyvah, muradım kaldı. Ömrümü boş yere çalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Tek kişilik çok alkış yapıyorum sana. Eyvallah. Çok şahane. Çok güzel. Arada çok güzel. Çiçek çektim, fark ettin. Fark et. Şimdi baktım çiçek burada duruyor. Yalan dünyada. TRT, eski TRT klipleri gibi. Tabii tabii, çiçeklerin arkasından şöyle. Ne güzelsin. Çok ağzına sağlık. Ne güzel söyledin ya. Vallahi evet. Çok güzel. Evet. Ya aslında bugün dedim ya, çekimdeydik. Bayağı türküler söyledik teyzelerle yine aynı şekilde. Biraz kısık çıktıysa da sesim, kusura bakmasınlar. Olur mu? Çok güzel. Çok 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 güzeldi. Bir de sen sigarayla ilgili bir türkü yaptın durup dururken. Şimdi aynen. Biz böyle bir toplantıdayız. Ondan sonra bir anda böyle Allah Allah. Dedi ki Kürşat, ben dedi çok güzel. Ben dedi bir tane dedi şarkı yaptım dedi. Nasıl yani? İşte sigarayla, savaşla ilgili, sigara içmemekle alakalı. Hadi söyle evet. Falan yaptık ve bayıldık. Ama evet, hazırlanıyor galiba değil mi? Bugünlerde ha, toparladın aynen. Sen onu. Aydın Üniversitesi görüntü mü yapıyor onu? Ne yapıyorlar? Vallahi hiçbir fikrim yok. Biz orada aslında toplantıdayken böyle çıktı. İçme sakın sigara olursun bak korona diye. Muhabbet böyle kendi aramızda muhabbet ederken çıktı. Öyle bir anda çıktı yazdık tabii. O yani kendi aramızda yapmış olduğumuz bir şeydi. Şöyle... Bestecilik ve söz yazarlığım bu benim çok mutlu ediyor. Yani bir şey duyduğum zaman yazabiliyorum Allah'a çok şükür. Ay çok bu, güzel, ne güzel. Çok güzel bir şey. Yani atıyorum işte sen bir şey söylüyorsun, onun üstüne bu aşıklık geleneğinde vardır aslında ama bizim mayamızda mı var bilmiyorum ama Allah böyle bir şey veriyor, hemen bir şeyler yazabiliyorum, karalayabiliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. O da öyle bir şey oldu. İnşallah o da yakında Sigarayla Savaş Derneği sayfamızda yayınlanır. Bütün izleyenlerin kimler varsa bu sayfayı takip etsinler. İnşallah onlar da birilerine vesile olabilirler. Kendileri bırakmıyor olabilirler, bırakamamış olabilirler sigarayı. Ama belki birine vesile olabilirler. Yani böyle ben de içiyordum. Yani bunu yıllarca kullandık. Bir halini görmedik ama en azından vesile olabilirler bu şeylere. Ya şimdi zaten ne derler? Müzik, ruhun gıdası, müziğin sözleri yani... Şarkının sözleri ise hakikaten öğretici, eğitici olduğu zaman zaten dikkatli dinleyin, bütün şarkıların sözlerinde bir şeyler var. Hep böyle tabii. Hep bir şeyler var. Sigarayla ilgili caydırıcı hiçbir şarkı yok. Böylece sen bir ilki yapmış oluyorsun. İkinci. Ben bir tane yaptım. Eyvallah. Sen ikinci oluyorsun ama çok güzel. Biraz söylesene azıcık, hatırlıyor musun? Ama sözlerini hatırlıyorum. O anı yazdık ya. Yazılıydı ki. Onu okudum ben hatta şeyde. Şu an bayağı kafamda yok yani. Ama inşallah sonra bakarım. Doğru söylüyorsun. Peki. Ya aslında var. Telefonumda ama şimdi telefonu... Yok. Telefonum. Şimdi bir de sakın. Sakın kımıldayım de. hemen. Çünkü kesiliyor. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi ilk albüm 2002 yazmışız buraya. Evet. Leyla evet. Leyla ile başlamışsın. Şu ana kadar kaç albüm oldu? Bayağı var. Yani single'larla beraber herhalde 9-10 tane olmuştur herhalde. Yani toplamda 10 tane olmuştur. Oldu. Genelde yine Orta Anadolu yöresi değil mi? Genelde aslında Türkiye ağırlıklı ama ben her tarzı okumayı seviyorum. Yani ben ilk albümde çıktığımda Leyla'yı okuduğum zaman Levent Yüksel'in Tuana'sını da okumuştum ama tabii ben davulla, meyle, zurnayla o şekilde bir Tuana'ydı o. Onu çok seviyordum. Yani ben hoşuma gideni okuyorum ama asıl işim türkü ve Nevşehirli olduğum için de genelde kendi yöremin, o bölgenin türkülerini söylemeyi çok seviyorum. Ama işte fantezi de okuduk. O tarz yani pop tarzda yani kendi ama kendi üslubumuzda, kendi ağzımızda, kendi üslubumuzda okuduğum için farklı oluyor yani.
Ama şu Tuana'yı ben de çok merak ettim. Derhal bir yerlerden bulup dinlemek istiyorum. Mutlaka böyle o deminki okuduğun gibi bayağı bir güzel estirmişindir herhalde. Bak Ya. Aksaray'dan selamlar var sana. Habire yazıyorlar. Bu arada okumaya Çok çalışıyorum merak bir ettim ya. tarafta. Ya ben tam göremiyorum bütün şey ya da bir taraftan çektiğim Ben bu okuyorum sana. aynen. Nide'den İyi de. selamlar var. Ondan sonra Kürşat abi pancar bezik bezik değil Çok mi? güzel. Şehir Hacı Bektaş türküsüdür aynı zamanda pancar pezik değil. Pancar Bezik. pezik değil mi? Ciğerezik, aman ciğerezik değil mi? Ben sevdim eller aldı, bana yazık, anam bana yazık değil mi? Diye bir türkü çok güzel. Değil mi ya? Ta Toronto'dan sana selam geldi. Toronto, Toronto. Evet, Toronto, Wow. Kanada'dan. Kanada'dan geldi. Efendim, Çok selam. Mersin'den, İstanbul'dan her yerden sana selam ve Yeter sevgilerini mi? gönderiyor katılanlar. Bir sene hanım var. Bıyık yakışmış diyorlar bu arada. Albümlerden bahsediyorduk. Ben şu en son senin Yalan Dünya'yı remix yapmıştın galiba. Yalan Dünya'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Çok da güzel olmuştu. Çok beğendim. Tam böyle diskolarda çalacağız. Yazın kop kop yapacağız derken korona geldi. Ne kötü. Şimdi gene dondu. Birazcık dondun yine. Kürşat ne bileyim ben. Hadi son kez bir kez daha alalım. Diyor ki Kürşat, albüm türkü ve fantezi ağırlıklı albümler yapıyor ve bu ve bir dakika bakalım. Evet, alalım. Ve bu albüm tanıtımlarını köyde yapacağım diyor Kürşat. Bakalım öyle yapacak mı, yapmayacak mı? Soruyoruz. Duydun mu? Duymadım. Diyorum ki yeni albümlerinin tanıtımının bir tanesini köyde yapacak diyor. Doğru Köyde. mu? Evet, öyle Tabii diyor. tabii. Tabii, aynen, yapacağım. Yapmaz mıyım? Yapacağım ama şu an bir şey yapamıyoruz yani. Maalesef Hiçbir süreç şey. hiçbir şey yapamadığımız için biraz daha kalacak. Şu an bir de ağırlık çok şükür. Yani bir programım var, o devam ediyor ve çok Çok severek şükür. program. Dolayısıyla bunun üstüne gidiyorum daha birazcık daha. İnşallah güzel bir ortam bir güzelleşsin. İnşallah bir rahatlayalım hep beraber millet olarak, ülke olarak hatta dünya olarak bir rahatlarsak daha da her şey rayında gidecek. Herkes işine bakacak. İnşallah. Yapıyoruz yani. İnşallah güzel arkadaşım. Yani temennimiz o ki bu bir an önce bir çare hiç olmazsa bulunsun. Çünkü çare bulunamazsa hakikaten çok zor yani işimiz çok zor. Çünkü o kadar insanlar şeysiz ki ne derler tedbirsiz davranıyorlar. Sanki her şey bitmiş gibi davranıyorlar. Ben bugün tesadüfen yerlerde o yani tesadüfen çıktım ve yerlerde gördüğüm maskelerden nefret ettim ya. Yani senin masken yerde ne arıyor kardeşim? Bir Evet. de sigara izmaritinden nefret ediyorum Kürşat. Sigara izmaritini çöp saymıyorlar ve hiç durmadan yere atıyorlar. Evet. Yani sigara izmariti bir, sakız iki. Dünyanın belası. Aynen öyle. Ya biz inan gittiğimiz yerlerde mesela güzel görünsün diye köy şehir fark etmiyor. Çöpleri topluyoruz sunum yapacağımız yerde işte tanıtırken işte şu an Hı. atıyorum yerdeyiz mesela. Yerde çöpler varsa onları poşete koyuyoruz. Topluyoruz ondan sonra. Ne kadar güzel görünürse bizim için o kadar iyi. Çünkü bunlar bizim arşivimiz. Ve ne olur rica ediyorum biz bütün herkesten çok çok rica ediyorum. Mümkün olduğunca programlarda da bunu dile getiriyorum. Hani batırmayalım o güzel ormanları falan böyle sigarayla, çöple yani yine biz gidiyoruz. Yine bizler gideceğiz. Sen gideceksin. Dolayısıyla işte hep rica ediyoruz ama bunu bir türlü oturtturamadık hanım. Ne yapacağız bilmiyoruz yani Zeliha Hanım. Kim toplayacak? Yani ben onu düşünüyorum. Şimdi sen pikniğe gittin. Allah'ın bir yerine gittin. Güzel bir yerine. Ondan sonra yanındaki bütün çöpleri orada bıraktın. Bir de geri geldin. Oraya kim gidecek? Kim toplayacak? Oradaki o bıraktığın şeyler yani mikrop saçacak insanlara.
Yani neyse işte. O çok konuşsak şimdi sabaha kadar konuşuruz onu Kürşat. İnsanlara bir tavsiyen var mı? Yani sigara ile ilgili neden bıraksınlar? Nasıl bıraksınlar? Sen nasıl bıraktın? Hani bununla ilgili bir şeyin var mı? Donuyoruz. Bugünkü bu donma olacak artık oldu böyle şey yapıyoruz. Tabii ki Mustafa Bey gönderiyoruz sizin broşürlerinizi. Konuştum ben. Efendim Oğuz Bey çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Mustafa Bey'e sevgilerinizi söyleyeceğiz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma diyorsun. Ben çok özür dilerim ama bu benlik bir şey değil galiba. Genelde bir sorun var. Çünkü şu an internetim tam çekiyor aslında. Bazıları Kürşat abi dama çık, dama demiş. Çatıya çık, çekmiyor. Şöyle Doğru söylüyorum. sorunuzu duydum. Ben defalarca sigarayı bırakmış biriyim. Sonra da başlamış biriyim aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Yılmamak lazım. Yani dolayısıyla bunun sonunu bırakmak lazım. Çünkü bırakmazsak o bizi bırakacak yani. Bunun başka bir yolu yok. Tabii. İçerken de etrafımdan hep utanarak içiyordum ben bunu. Hakikaten çok rahatsız ediyordu beni aynı şekilde de. Ben yani bunu o bizi bırakmadan bizim onu bırakmamız gerekiyor. Yani Allah göstermesin illa başımıza geldikten sonra bırakmanın hiçbir anlamı olmuyor. Yani bu bize zarar. Dedim ki ben çok dedim ya bıraktım başladım bıraktım başladım. Yani bu iş bir anda olmuyor. Kolay bir şey de değil. Herkese de hak veriyorum. Çünkü bu bir bağımlılık yani aynı zamanda. Ama Tabii. isteyince çok kolay oluyor. Bak sigara Kafada istedim. bitiyor, değil Yani mi? Evet, Oğuz Bey aynı öyle. zamanda Aynen öyle. Aydın Kafada bitiyor. Üniversitesi'nde tabii. O yüzden ama ne yapıyoruz? Kafayı kullanıyoruz, sigara içmiyoruz. Aynen öyle güzel arkadaşım. Zaten şimdi bak şöyle, yıllar önce bu kapalı yerlerde sigara yasağı yokken biz sigara içmesek bile ses sanatçıları bayağı sağlam bir sigara bulutu altında şarkı söylüyorduk. Buramıza kadar çok şükür şey yaptılar, bıraktılar, yasak geldi ve harika oldu. Ben tekrar alıyorum Kürşat'ı. Evet. Kürşat abi bu abla kim? Ben Zeliha Sunal. Zeliha Sunal. Evet. Kim bu abla diyorlar Kürşat abi. Beni soruyorlar kim bu abla. Abla bizim yerimiz, memleketin, milletin çok sevdiğimiz adam. Siz seviyorsun abi. Şöyle ben çok hakikaten teşekkür ediyorum programına katıldığın için. Ben Bizlere teşekkür de bir ederim. ben çünkü şey girip çıkıyoruz daha da fazla aslında ben şey Evet. yapmak O istedim. zaman veda edelim Kürşat. Donmadan, değil mi? Aynen. Şimdi donmadan herkese şunu söylemek istiyorum. Herkesi çok seviyorum. İnşallah sigaradan uzak durmalarını temenni ediyorum, diliyorum. O bizi bırakmadan biz onu bırakalım diyorum. Akılda bitiyor. Aklımızı kullanalım o zaman. İnşallah. Bir tane türkü söyleyeyim. Ben ondan sonra donarsa girmeyeceğim. Donmazsa da türküyü bitirip vedalaşacağız Peki. tekrar. Olur mu? Peki. Sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Buradan seni Eyvallah. sevenlerine de söylüyorum. Haftaya Salı günü ve Perşembe günü Kürşat bu sayfada Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfasında bizlerle beraber olacak. Konuklarıyla beraber olacak. Ben de izleyeceğim. Sizleri de bekliyoruz. Şimdi sözü Kürşat'a bırakıyorum. Donduğu yere kadar gidiyoruz ve veda ediyoruz. Zaten son 4 dakikamız. Buyurun. Yine kesildi. İşte böyle. Kesildi. Tamam. Hadi ki tamam. Donduğu yere kadar diye. Şimdi geliyor. Haydi bakalım. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için. Evet, nazar değdi Kürşat'a. Hakikaten öyle oldu. Dur bakalım. Evet, donduğu yere kadar dedik.
Kürşatçığım çok teşekkür ediyorum. Çünkü zaten zamanımız da doldu. Evet, zamanımız da doldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bu akşamki programımız böyle biraz cebelleşerek sürdü ama olsun varsın. Sevgili Kürşat'ın güler yüzünü gördük, samimiyetini gördük. Biraz daha yakından tanıdık. Çünkü dediğimiz gibi sizler bizleri hep böyle ekran arkasında görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Perşembe günü başka bir konuğumla beraberim. Pazartesi günü sevgili Kürşat bizlerle beraber olacak. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz.